I've been giving you the worst. Now you wanna stay the night. Pretty how you work hard for me. Bir duvarları öpelim, vedalaşalım. Ana kart var mı? Tüm kartları bıraktı. Çalışanlardan gelsek. Sorry, can you give us a card please? We need card for elevator. Şey diyormuş. Bir de küçük görelim mi? Diyormuş ki. Ayakkabı çekeceğim. Hiç almadım ayakkabı çekeceğimizi. Fotoğrafını çek aynen. Şey daha fazla. Okay, one card. I don't care, you can split it by the... No, okay, she will pay. Tamam. Tamam. Are you Turkish? No. Okay. In German. How? It is the only sentence I know, I'm sorry. Bazen o kadar şaşırtacak şeyler yapıyorsun. Bazen inanamıyorum. Ben de biliyorum. Bugün çok enerjimi topladım. Ben de biliyorum. Bugün üzerimde garip bir özgüven var. Her şeyi yapabiliriz gibi hissediyorum. Girişte Türk yoktu değil mi? Da birileri bir şey anlıyordur ama direkt Türk yoktu herhalde. Ama tamam. Sen bunu bir türlü öğrenemezsin. Hani şöyle sadece 10 kişiye yakalandım. Çıkış yaptık sonuç olarak ve hiçbir şey olmadı bakın. O yüzden şimdi Airbnb'mize gidiyoruz. Heyecanlıyım vallahi. Ne çıkacak bilmiyoruz. Geldik arkadaşlar. Nereden gideceğiz, ne yapacağız hiç fikrimiz yok. 6. kattayız. Evimizin kulakları bozuldu. Kızlar beklentinizi yükseltebilirsiniz. Ayakkabılarımızı çıkaralım. Terliklerimiz var. Aa, ev burası. Rıza'm ayrılmak zor olacak. O zaman 10 gün daha uzatıyor muyum? Eda koş güzel odayı seçildi zaten. Koş koş. Buraya leş bile almıyordu. Orada odalar aynı boyutu. Kavga çıkacak biraz daha. Şimdi size bir ev turu. Hazır mısınız? Bir defa böyle kapsül görüyorum. Bunu deneyelim. Sadece tek kuzey cephe burası. Kuzey cephe mi? Işık yok yani içeride. Kulaklarım çok fena ha. İşte buradan bakarız şimdi. Şey, satışın her kula mı iyi geliyordu? Bu nasıl yapılıyor şimdi Çağla? Yani şey kapsülü koyacağımız yeri bulamadım. Kilit aç şeyi var. Ha. Ay. Bunlar yapmış tamam. Önceden. Sence bu neyle bu neyle? Aha kolay tamam bak. Suyu koyacağım dur. Kapsül şekli niye farklı acaba? Niye etkiliyor ki böyle? Hiçbir şey etkilemiyor makine zadeş. Beraber gel lan yanımıza ya. Ortamıza gel. Aa kırmızı ışık yanıyor. Buraya bak. Burada bir kapak olması lazım. Şu kadarcık kahve. Aa sana kahve yaptım. Afiyet. Biraz yavaş. Yok bir şey yanlış mı yaptı? Arkadaşlar umudumuz kayboldu. Yani su kettle'da ısıtıp üstüne koyalım. Vatçak. Ufak tefek kazalar oldu o yüzden görüşürüz. Ben bugün de kahve içmeyi vereyim. 2 hours later. Arkadaşlar biz bir süredir evi keşfediyoruz ve dolanıyoruz ama ev aşırı soğuk. Yani gerçekten bakın. Zaten kombinlerimize bakın. 3 günlük kıyafet getirdiğimiz için biraz garip kombinler göreceksiniz muhtemelen. Bakın pembe makarna sipariş vermiştim ve rengi bu. İnsanlara güvenmeme sebeplerim listesine 3. sıradan girdi. Terapistimle konuşacağım bunu İstanbul'dan önce. Ve kızlara bakın. McDonald's, Eda'da sushi. Milyonlarca film, milyonlarca dizi. Ben burada hayatımda ilk defa izleyeceğim biliyor musunuz? Kısmetse ben... olur mu? Evet. Bak bunun çıkması benim için Titanic 2'nin çıkmasından daha kıymetliydi. Şeyde de izliyordum, Amerika'da da izliyordum. Oradan biliyorum. Orada vizyonsuz demiştim, şimdi Dubai'de izleyeceğim ben de. Neyse arkadaşlar, sosyal medyada çok gördük. Kaotik şeyler için şöyle koyuyorum kızlar. Arkadaşlar saat şu an 12.30 ama bizim zaman algımız kaydığı için şimdi yürüyüşe çıkıyoruz. Kızlar yukarıda Çağla bir video çekiyor. O bitince onlar da aramıza katılacak. Kızlarla oturduk. İşte duşa girdim ben. Saçlarım ıslak zaten biraz. Böyle normalde yaptığımdan farklı aydınlık bir makyaj yaptım. Hafif de chill yaptım. Keyfimiz yerinde. Enerjimiz de yerinde. Markette güzel şeyler var. Sadece Dubai'deki marketlerin pahalı olduğunu duymuştum. Ama genel olarak her şey çok pahalı olduğu için beni çok şaşırtmadı açıkçası. Eda bak çok acılı şeyler var seversin. Bir şey diyeceğim mutfağın
mutfağımız da var aslında. Bir şeyler alıp yapabiliriz. Daha uyguna getirebiliriz belki. Aa, esanslar. Gül esansı. Niye heyecanlandım? Bunlarla hiçbir şey yapamayacağım ki. Eda bak, kırmızı gıda boyası var. Bununla kızlara şaka yapabiliriz. Benim kafama mı? En iyi fikrim bu mu? Hadi garip şeyler alıp deneyelim. Tamam. Ben bunu çok garip buluyorum. Aa bak, Kinder'in bu su yok bizde. Nasıl yok ya? Var, ben bundan yiyorum. Gerçekten mi? Hayır. Bana yalan söyleme. Susadın, bana su alır mısın? Kadarmış. Bilmiyorum, alır mısın? Hayır, almam. Sana gözyaşımdan su yaparım su. O zaman ben seni ağlatırım. I've been giving you the worst. Now you wanna stay tonight. Pretty how you went caught for me. Why forgetting how to talk. Nah, I don't like no humble beats. I sliced it off. Now it's time to marinate. And right after we're done. I like it when you're looking like that. 1, 2, 3 Kanalıma hoş geldiniz. Beraber vakit geçince bizim Max Enstein'i şey. Senin gibi bir kızın biz akıbetini düşürdüm. Aşırı güzel arkadaşlar. Eda anlatacaksın. Ya arkadaşlar, eminim öyle soranlar da var. Arkadaşlar, kızları bekliyoruz. Eda bana dedi ki burada dedi. Yolda hiç kızları görüyor musun? Ben dedim ki şu an görmüyorum dedim ama benim gözüm bozuk dedim. Bana güvenme dedim. Ben de dedim ki senin gözün kaç dereceydi? Ben de bir böyle oldum. Dedim ki güldüm. Dedim böyle derece mi dedim. O da durdu, bana dedi ki aşırı ciddi bir şekilde söyledim. Böyle deniyor dedin. Ben kendimi söyledim. Ha pardon falan oğlum. Evet, çünkü gözün kaç derece? Hayır, sana durdum dedim. Eda numara dedin ona. Gözüm kaç numara? Diyor ki bana. Ya ayakkabı mı bu? Ya gözün kaç derece? Ne derece? Hayır, derece değil. Gözün kaç derece? Hayır, soracağız kızlara. Tamam, numara. Numara yaptı. Bunun bir örneği de arkadaşlar, şimdi şeydeyiz. Eda, ben, benim annem Eda'nın annesi. Harika ekip. Erdem'in doğum günüydü. Eda da onu kutlamaya gideceğiz. Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi Emine gelmiş şehir dışından kızını ziyarete. Eda da Erdem'e pasta sipariş verdi. Tamam, doğum günü kutlayacağız, mum üfleteceğiz. Bu mum sipariş vermeyi unutmuş. Mum söylememiş. Biz de diyoruz ki Eda söylemedi mi? Söylemedim dedi falan. Dedik tamam, sorun yok. Hani çakmakla bir şey yapalım. Evdeki mumu üfletelim falan. Gitmiş annesine diyor ki. Ben. Anne, yani hiçbir mumun yok falan. Hani bak, kendi suçunu öyle bir söylüyor ki. Ben. Kadın kendini sorguladı yani. Bunun, anladın bu benim mı? Özür diyecekti. Bu benim doğduğum aile alakalı. Ben yengeç burcuyum. Manipüle ederken çok samimi olabilirim. Şey, bak ya, en korkunç yanım bu. Çünkü kendim de inanıyorum. Kendim de. Evet ya, şey, anne gerçekten hiç mi annelerin mum olmaz mı? Anneler hep cebinde taşır. Annelerin her zaman doğmuş olacak. Excuse me. Kızlar, bir şey soracağım. Birinin gözü bozuk. Kimin? Birinin gözü bozuk. Ne kadar olduğunu soracaksınız. Nasıl sorarsınız? Gözün, nasıl? Gözün kaç bla bla, ne dersin? Gözün kaç, hani gözü bozuk birine, gözün kaç? Numara. Hah, sen ne dersin? Numara. Derece denir mi peki? Hayır. Gözün kaç derece demez misin? Numara derim. Derece de hiç bozulmamış bence. Çok susadı. Siz var ya, birlik oldunuz. I can tell you my problems, meditating my silence. But I keep pushing my pen, rotating my stylus. Brokenness feeling like sin, not no breath, low dollar. Used to be left on red, now all the girls go holler. Now all the girls go follow. All the fake friends gon' pile up. I need peace to borrow, get that shit right back. Arkadaşlar, biz bir şeyler yemeye geldik. Eda akşam McDonald's yiyeceğim mi, yemeyeceğim mi? Akşam McDonald's yiyeceğim, tamam. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Kız olalım. Nasıl? Zahter çok güzel. Gerçekten mi? Ay çok merak ettim. Arkadaşlar, burası Lübnan mutfağıymış. Çok güzelmiş. Gerçekten mi? Biraz ev yapımı cips gibi kokuyor. Kahvesi de acı. Tam salatalık bir şey. Gitti şunu bizden. Ama sakın date'de yemeyin, içine bakın. Düşünce bile neler çıktı, dışında neler girebileceğini hayal edin. Aa, sen benim menüde görüp bayıldığım şeyi söylemişsin. Ay, ısırdığımı ver. onu ver. Ya sen de dedin. Yemek istemiyorum. Ama ben senin günü yemek istiyorum. Zahter ağzında parçalandı. Zahter, bizim mutfağımızda nelerde var? Çok Mersinliler kullanıyor zahteri. Mersinlerin güzel bu arada. Hadi evimize gidelim artık. 66. kattaki gökdelenimize.
Odanın bu olduğuna emin miyiz? Odanın bu olduğuna eminiz de kartın bu olduğuna emin değiliz. Eminiz. Ama biz hiçbir yerden kart almadık. Adam bize almamız için Airbnb'den şey attı. Egoistçe bir evimiz şakası yaptım diye Allah bizi cezalandırıyor şu an. Zaten yukarıya da yakınız. Daha hızlı etki ediyor olabilir. Vermedin mi bizim? Aa şifre. Buldum. Ben de öyle kalmışım. Bir şeyini açtım. Mesaj açsanız da WhatsApp'tan gruba attım. Ana. Ay çok korktum, çok korktum. En kötü orada kalırız, tamam. 24-15. Anahtar evet. Yok. Kart. Ay çok güzel sistem. Ah ben var ya, Sherlock diye ben. Arkadaşlar şimdi geldik eve, saat 4:30 falan ya. Bizim uyku düzenimiz öyle bir kaydı ki aşırı geç uyuyorduk günleri dolu geçirmek için, ama otelde kahvaltı 7'de başlayıp 11'e kadar sürdüğü için en geç 9-9:30 falan gibi kalkıyorduk. Bugünlerdir böyleydi. Şimdi daha Airbnb evinde olduğumuz için muhtemelen bunu çok takmayacağız. Bakalım yarın kaçta kalkacağız, ben de merak ediyorum. Güzel yerlere gitmeyi planlıyoruz ve şey dedik, hani uykumuzu da alalım. Uykusuz olunca da artık biraz böyle tadımız kaçmaya başlayacaktı. Süre bayağı uzadı. Ama bir yandan da çok geçe kalmayalım dedik çünkü o zaman da gün bitiyor. Neyse, güzel haber, size şunu göstermek istiyorum. Şimdi biz 3 gün diye geldik ya. O yüzden hepimiz 3 güne göre kıyafet getirdik. Çok bir şey getirmedik. Ve kıyafetlerimiz kirlendi. Asena Nutella döktü. Ben işte bunun burasına portakal suyu ne döktüm bilmiyorum ama bir lekeler bir şeyler yaptım. Otelde de yıkamak ücretliydi, pahalıydı. O yüzden yıkamamıştık orada. Şansımıza evde, yani şansımıza değil, Airbnb'lerde genelde oluyor sanırım. Çamaşır makinesi var. Ben bunu keşfettim ve bakın hatta. Şu kapaklı yerde olduğu için başta görmedim, üzüldüm. Sonra oraları karıştırınca buldum. Deneme sürüşü yaptım ben, renkleri at. Kızlara şey dedim, hani şimdi vermeyin dedim. Çünkü o kadar çok hangi tuşa bastığımı ve hani neye bakacağımı bilmiyordum ki. Tek yaşamayı gerçekten o kadar benimsemişim ki içeriden ses gelince çok garip hissettim. Neyse, bunu niye buraya yapıştırmışlar? İşin özeti çamaşır makinesi olduğu için çok mutlu oldum. Ve eğer tatilinizi uzatmayı düşünüyorsanız Airbnb'yi... Beyazın var mı yıkanacak? Yok aşkım. Asena, beyazın var mı babam? Yıkanacak. İyi abi. İyi geceler. Yarın çok da geç uyanmayalım. Günümüz de hayır, bir şey diyeceğim. 9-10'a kuralım mı alarmı? Tamam, 10:30. Ona kuralım, 10:30'da burada buluşuruz. Yataktayız. Ona kuralım, yarım saat TikTok'ta geçsek. 10:30'da salondayız. Bakın, salonda olmayan 10:30'da. Ona kurun ama, kapılarınızı çalacağım. Çoraplarımı da çıkaracağım, onlar da beyaz. Hepimizden bir parça olsun, biz bir aileyiz. Bakın garip bir şekilde önce burayı açmanız gerekiyor. Çok da sıkma bence. Kaç sık, bin sık. Okey. Bakın önceki yıkadıklarımı da böyle buralara astım. Arkadaşlar bir size şuranın gece halini göstermek istiyorum. Çünkü sanırım gözümle gördüğüm en güzel şeylerden biri. Ya böyle şehir manzarasını çok seviyorum ben. Yeşillik, deniz, onları da çok seviyorum. Ama şu an böyle 21 yaşındayım ve böyle hareketli hayat, oradan oraya koşturmak, yüksek binalar, ışıklar çok etkiliyorlar beni. Ve şu an hani hayatım bunları istediğim bölümü. O yüzden şu görüntünün benim için güzelliğini anlatamam size, yani ne kadar bir yanı itse de, çünkü hani baktığınızda şehir, bugün kızlarla onu konuştuk. Hani şey gibi, böyle biraz geleceğe gelmişiz gibi. Her şey biraz da kusursuz, hani bir yanı rahatsız edici yani. Aslında şu an güzel çünkü kısa süreliğine buradayız. Ama burada uzun süreli yaşadığımı şu an çok düşünemiyorum ve hani sanırım çok da istediğim bir şey değil. Sanki biraz bana yalvarıyordu da benim şu an çok istediğim bir şey değil. Neyse, anladınız demek istediğim şeyi. Sadece hani şu an birinin bilgisayarının duvar kağıdına bakıyor gibi hissediyorum ki benim duvar kağıdımda tam olarak böyle bir görüntü gösteririm size. Sadece çok mutluyum ve gerçekten şükürler olsun yani böyle güzellikler oldu ve bunları görebildiğim için. Bir de şuraya bakın ya, böyle sarı ışıklara bayılıyorum ya. Kendim böyle yılbaşı ışığı alırken böyle hep sapsarı alıyorum. Şu an sanki önümde kocaman bir yılbaşı ışığı var böyle sokak lambalarından oluşuyor. Yani umarım görmek isteyen herkes en güzel şekilde görür ve gerçekten her şeyimiz zamanı var. Çünkü ben her gece bunları hayal ettim. Her gece kendimi dünyanın farklı yerlerinde hayal ettim. Ve bu artık bu sene hani 2022'de Paris'le, Amerika'yla, Dubai'yle, Londra'yla buralara gittiğimi sindirmek ne garip geliyor çünkü ben hep bunları hayal ettim ve hani zaten beni izliyorsanız biliyorsunuzdur. Ve şu an çok mutluyum. Gerçekten hani bunları yapmak değil, yaptıktan sonra hala istemek ve onun mutluluğunu yaşamak. Niye TED konuşması yapıyorum bilmiyorum. Beni anladınız. Bence önemli konular. Böyle biraz manzaraya bakıp duygulanmışken size de konuşmak istedim. O zaman şimdi Eda'yı rahatsız edelim. Eda bizi rahatsız etti onun yerine. İyi geceler meleğim. Dur. Hadi gel.